Cümleten selamun aleyküm sevgili dostlar. Bu program sponsorumuz Golbar.com'un katkılarıyla hazırlanmaktadır. Golbar.com'da benim ve diğer köşe yazılar arkadaşlarımızın köşe yazıları mevcuttur. En son yazımı da muhtemelen belki şimdi yayınlanmış olacaktır. Ya da yayınlanmak üzeredir. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. İkinci olarak da 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e ee, bazılarımız girdi, bazılarımız girmek üzere. İnşallah dualarınızı eksik etmeyin bu Ramazan'da da. İnşallah çok güzel bir şekilde istifade edip bu Ramazan'a dolu dizgin çıkarız inşallah. Ramazan temizlik aydır. Ramazan güzellik aydır. Şeytanları zincire vurulacağı için içimizdeki şeytanlıkların ortaya çıkıp da aa bak demek ki bende de sıkıntı varmış kendime çekip düzen vereyim diyeceğimiz aydır. Allah bu ay hepimiz için hayırlı mübarek eylesin. Aynı zamanda da Ramazan aylarında genellikle duyum patlaması yaşarız. Niye? Çünkü ağzımın orucuyla daha çok video çekmem gerekir. Ee, i̇nşallah duyum geldikçe aktarırım arkadaşlar sizlere. Şimdi bomba bir şeyle başlayalım. Fenerbahçe'den 4 transfer birden haberiyle başlayalım. Muhtemelen başlığa da bunu koyacağım. Ee, hem de konuşmuş olalım. Hiç sizi de çok bekletmeyin. Fenerbahçe'de İsmaili'den sonra Şaktar'ın iki yıldızı Pedrinho ve Marlon'a da kanca attı. Yanlış hatırlamıyorsun bu Marlon bek değil miydi ya? Sarın acı... yok stoper miydi? Bek, mi? sol bek miydi? Savaş nedeniyle şartlarına ayrılacak olan iki yıl için kesenin ağzını açtı. Bayern Münih'in genç oyuncusu Zig Zee için de teklif yapıldı. Fenerbahçe şakların sol beki İsmail ile yaptığı görüşmeler sırasında Ukrayna kulübünde oynayan Pedrinho ve Marlon'un transferini gündeme geldi. Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında olan iki yıldız için sarı lacivertlerin her türlü fedakarlığı yapabileceği vurgulandı. Mesela, yani mesela her türlü hangi her türlü fedakarlık mesela? Ben onu merak ettim. Hangi fedakarlık mesela? Ne yapabilirsiniz? Yani ee, gerçekten bak merak ettim. Ne yapacaksın? Her türlü fedakarlık. Ya saçmaladığınızın farkında mısınız? Allah Allah kitap aşkına. Pedrinho 38 numaralı Pedrinho'dan bahsediyorsak 23 yaşındaki 13 Nisan'da 24 olacak Brezilyalı Pedrinho'dan bahsediyorsak adamın transfer market değeri 17 milyon euro. 18 milyon euroya transfer etmişler. Hani Benfica Corinthians'tan almış. Shakhtar'ı 18'e satmış. Yani 18 milyon euroya 1 Temmuz 2021'de almış. Allah aşkına siz neyden bahsediyorsunuz ya? Hangi fedakarlık ya? Yani ben bende mi sorun var? Sizde mi sorun var? Bak İsmail'i için hiçbir şey diyemem. 32 yaşında topçu. Alırsın almasın. Hiçbir şey diyemem. Marlon Solbek tamam. Yanlış hatırlamıyorum. Bu Trabzon'da da oynayan Marlon değil mi ya? O mu? Yoksa ben başka takımdakine mi bakıyorum? Ben Fluminense'dekine bakıyormuşum. Pardon. Yani e, şey 26 yaşındaki Brezilyalı. Stoper. Ha tamam doğru. Bunu da geçenlerde konuşmuştuk. Onu, onu, da oradan biliyorum. Bu da bu da yine Brezilyalı. 7 Eylül 95 doğumlu 26 yaşında 10 milyon euro piyasa değeri var. Kaça aldılar? 12'ye aldılar. Sağ sağ ol, Barcelona'dan 2018'de 12 milyon euroya alıyor. Bunlar da 1 Temmuz 2021'de 12 milyon euroya alıyorlar. Ve 22 maç oynatıyorlar. Allah aşkına hangi fedakarlık? neyden alacağız? Neyimizi satıp alacağız? Üçünü bir arada istiyormuş da Fenerbahçe. Ee, daha, daha faydalı olacakmış da. Devlerde iki yıldızın peşindeymiş de. Hollandalı Zirkzi de zirvedeymiş de. Bayern Münih'in 20 yaşındaki golcüsü Zirkzi. Yani Alman kulübüne teklif yaptı diyor Fenerbahçe. Bu de yine aynı şekilde ütopik bir futbolcu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunların içerisinde gelip gelebilecek tek isim İsmail'i o da gelirse büyük tepki alacak. Zirk 22 Mayıs 2001 doğumlu 20 yaşında 1.93'lük Santrafor. Hollandalı şu anda Belçika Ligi'nde Anderlecht'te kiralık 38 maç ancak 2489 dakika süre 15 gol 9 asist. Allah aşkına böyle bir potansiyeli Fenerbahçe'nin alma ihtimali var mı? Yani ya bu haberin doğru olma ihtimali var mı? Yok. Hani diyorsunuz ki hocam clickbait yapıyorsun falan filan diye. Alın size clickbait. Ama siz bunu bu kanalları bu sayfaları takip edersiniz. Ben size söylüyorum bu dört transferin dördü de gerçekleşmeyecek. Bir tek İsmail'i gerçekleşebilir. Ona da tepki çok fazla oldu. Çok ağır tepkiler oldu. Sonra başka bir isim vereceğim. Dördü de gelmeyecek diyorum. Hodri Meydan. Fenerbahçe'den Mert Müldür hamlesi. Fenerbahçe hem yerli kontenjanını düşünerek hem de sahabeki güvenle teslim edeceği ismi buldu. 22 yaşındaki oyuncu için sağ sağlığı ile ilk temas kurulmuş. Allah Allah. Şimdi uzun yıllar sahabeki garantiye alacak bir isim bulmuş. 22 yaşındaki futbolcuyla temas kurulmuş kulübüyle. Başkan Ali Koç gelecek sezona büyük önem veriyor. Seçildiği gün projeye şans, kusursuz kadro, kolları sıvadı, istikrar, mert müldür. Atlıyorum arkadaşlar inşallah yanlış anlamıyorsunuz. E, ee, 2024'de kontratı bulunuyor. Rabek Viyen'de parladıktan sonra e, Türkiye'de birçok teklif aldı ama sağ sağlığa gitti. Fenerbahçe kararlı bir şekilde e, Ali Koç bizzat transferle ilgileniyor. Tamam o zaman transfer iptal. Çünkü Ali Koç'un bugüne kadar bizzat ilgilendiği hiçbir isim bu gerçekleşmedi. Gerçekleşti de sıkıntı yaşadık. <laughs> Gerçi İshak Buralı, Ali Koç bizzat kendi aldı diyorlar. Şimdi 3 Nisan 99 doğumlu 22 yaşındaki bir sabekten bahsediyoruz. Evet Türk milli takımının da apoletini almış. 15 maçta bir golü var. 7 milyon euro piyasa değeri var. Buraya kadar normal. Hiçbir şey yok. 20 Ağustos 2019'da sağ sağla 4 milyon 700 bin euro'yu almış. 4 milyon 700 bin euro. Düz mantık gidelim. Ee, o yaştaki bir futbolcuya 4-700 veriyorsan potansiyel 10-12'lik futbolcudur. Senin gözünde. Kaça satarlar? 7.5'dan aşağı satmazlar. Mert Müldür 7.5 eder mi? Kapalı kutu. Kapalı kutu. Geçen Portekiz maçında falan baktım şey e, Türkiye'nin hazırlık şeyinde falan maçında falan baktım. Portekiz maçında mı? İtalya maçında mı? 90 dakikaya yakın oynadı herhalde. İkisinden birinde. Yani aynı Mert Müldür değil. İtalya maçındaydı ya. Hatta kendi ligindeki haşır neşir olduğu tanıdığı birçok futbolcuya karşı oynadı. Aynı Mert Müldür değil. Yani bu, Bizim izlediğimiz Mert Müldür o değil. O Mert Müldür bu değil. Yani evet Fenerbahçeli koyu Fenerbahçeli kopuz koyu Fenerbahçeli hem de bir tek yani bir tek şansımız kop koyu Fenerbahçeli olması. Onun dışında hiçbir şansımız yok arkadaşlar bilginiz olsun. O da şanstan bu işler yürür mü? Siz biliyorsunuz. Ha, Fenerbahçe'de hedef yeniden Gisliyan Konan. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Benim Buranın ve İbrahim'in sıkça konuşmamızdan sonra artık sosyal medyada konuşmaya başladı. İsmail'i şeyi Konan'a e, İsmail'i bıraktılar. Gelecek sezon kadrosuna sol bek takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe devre arasında menajer engeline takıldığı Gisliyan Konan'la yeniden temasa geçtim. Biz Konan'la anlaştık. Kulübüyle de anlaştık. Hiçbir sıkıntı yoktu. Hiçbir sıkıntı yoktu. Bak, hiçbir sıkıntı yoktu. Ancak menajeri çok aykırı bir ücret istedi haliyle biz de yarar dedik. Sonuçta ortada. Şimdi Stade Reims'te forma giyen Konan'ı Fenerbahçe gündemine aldı. Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek. 26 yaşında fil dişli sol bek kendisiyle ve menajeriyle görüşmeleri sürdürüyoruz. Ancak şimdi biz futbolcudan anlaştık. Ancak oyuncunun menajerinin imza parası istemesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Hatta biz kulübüne de bonservis ödeyecektik ha. <laughs> ve Avrupa'nın birçok kulübünde hani transfer listesinde yer alan Konan transferinde bu kez gerçekleştirmek istiyor demiş. Bon servis yerine imza parası verip bu işi halledecek iş diyor. 1 milyon euro imza parası. Oyuncuya da yıllık 1.2 milyon euro yıllık ücret. Başarı bonusları önerdiği öğrenildi. Bir şey söyleyeceğim. Hani teyit ettiremedim ama %1 milyon burası doğrudur. 1 milyon euro imza parası. Yıllıkta 1.2 milyon euro. Bak hiçbir yerden teyit ettiremedim ama %1 milyon doğrudur bu. %1 milyon doğrudur. Bu aklınızda kalsın. Niye biliyor musunuz? Şimdi bu paraya gelecek. Aradan 2-3 ay geçecek. Fenerbahçe eğer kötü giderse inşallah gitmez de iyi gider. Medya başlayacak. İmza parası 2,5 verdiler. Yıllık da 2.6 milyon euro verdiler diye. Bizim taraftar kitlesinin bir kısmı bunlara inanacak. 7/24 pompalayacak. 2.6 eder miydi 26 yaşındaki futbolcu diye? Ya 45 yaşında olsaydı 4,5 milyon euro mu verecektiniz diye başlayacaklar. Hocam bu sezon 23 maçta forma giymiş. Bir gol iki asist yapmış. Arkadaşlar skor bahçeli arkadaşlarım. Skor bahçeli arkadaşlarım. Her şey skor mu? Siz bilirsiniz. Ben şunu söylüyorum. Konan konusunda ciddiyim. Hatta ben daha da net bir cümle kurayım. Bence Konan gelecek, sağ bek gelmeyecek. Yani sadece Konan'la sol bek transferi tamamlanacak, sağ bek de gelmeyecek. Benim şu an öngördüğüm yani 1 Nisan itibariyle izleyeceksiniz bu videoyu. Ramazan'ın ilk günü oluyor. Çünkü akşam ezanından sonra Ramazan ayı başlamış oluyor hicri takvime göre. Akşam ezanından itibaren yeni bir gün olur arkadaşlar. O yüzden ilk teravih yarın. Gidin ha teraviye. Yani yarın derken siz bunu 1 Nisan'da izleyeceksiniz. Benim şu anda 30 ben şu an 31 Mart'tayım. Fenerbahçe'ye 10 numara Viking. Keşke çenemi tutsaydım. Fenerbahçe kariyerini RB Salzburg'da sürdüren 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Maurits Kargard için nabuz yok diyor. Arkadaşlar geçen gün ben konuştum. Videoda size belirttim. Hatta videonun açıklama kısmına da yazdım. Belki dikkatli arkadaşlarım görür diye ismi K'ye benziyor falan diye anlattım ya. Sonra dedim ki ulan dedim pişman oldum. Şimdi bunlar paylaşırlar. Bu transferi iptal olur. Kimse bilmez. Derler ki bak hocam iptal oldu ya da gelmedi derler. Sonra dedim ki boş ver ben isim vermedim zaten diye. Ama e, bu isim artık kesinlikle gelmez. Ben onu da söyleyeyim size. Yüzde yüz gelmez. Hatta bakın hocam o isim o isim miymiş ya? Yeteneğin peşinde koşuyor Fenerbahçe. Son isim K.R. Kariyerini e, Salzburg'da sürdüren 18 yaşındaki orta saha oyuncusu. Kulübüyle 2024'e kadar kontratı var. 10 numara ve 1.92 boyunda. Ha hocam evet boyu çok uzun demiştin. Forvet demiştin. Tarzıyla Talisca yandırıyormuş. Bir diğer hedef Enis Bardi. Diğer hedef ise Enis Bardi'ymiş. 26 yaşındaki futbolcu kariyerini İspanyol kulüplerinden Levante'de sürdürüyor. Makedon futbolcunun kulübüyle sözleşme sezon sonunda bitiyor. Levante'nin 2 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor. Bon servis bedeli 7 milyon euro. Şimdi transfer market bedeli herhalde 7 milyon eurodur dedim ama transfer market bedeli 9 milyon euro. 2022'de sözleşmesi bitiyor. 26 yaşında Kuzey Makedonyalı. 1.72 boyunda. Şimdi İspanya Ligi biraz teknik birlik. lig. İspanya Ligi'nde bol golcü olabilirsin. Kuzey Makedonya'yla adam 44 maçta 9 golü var. Levante 1.5 milyon euro'ya almış daha 2017 yılında. Hem de nereden almış biliyor musunuz? Macaristan takımlarından almış. 3-5'ten almış. Oradan önce de bir İsveç macerası var da. 25 maça çıkmış. 3 gol 2 asist. 1476 dakika. Ben zannetmiyorum Levanten'in uzatacağını ama e, 9 milyon euro piyasa değeri bilmiyorum oyuncu izleyeniniz var mı? Ben ilk defa duydum. O yüzden rahat rahat konuşabilirim. 9 milyon euro işe yarar. Ben size başka bir isim önereceğim. Önereyim mi? İsko. İskolata. Fenerbahçe'nin daha önce de gündemine gelen Isco için yeni gelişmeler yaşanırken İspanyol oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen ekiplerden Newcastle United bu transferden vazgeçtiği öğrenildi. İSKO'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber. Biliyorsunuz transfer hayallerimizden biridir. Gönül bir Eden Hazart'ı bekler. Bir Hatem Ben Arfa bekler. Her transfer döneminde olduğu gibi. Değil mi? Bekler bekler. Yani ee, gelmeyince tabi hüsrana uğruyor insan ama neden gelmesin? Oyuncuyu birçok takım talip en ciddi adalardan biri Newcastle ve Fenerbahçe Nivkesil'e sahip olan Prens Selman 29 yaşındaki İSKO transferinden vazgeçmiş. İngiliz basınında da bu haber yer almış. Fenerbahçe'de ye gün doğmuş uzun süredir hazırlanıyordu Fenerbahçe. İsteyeceği maaş, imza parası transferde belirleyici rol oynayacak. Bu sezon Real Madrid formasıyla sadece 14 maça çıktı. Isco 2 gollük performans sergiledi. 10 numara ve sol kanat pozisyonlarında oynayabilen dünyaca ünlü yıldız. İspanya milli takımı ile 38 maçta 12 gole imza attı. Şimdi Isco yazdık. Google'da arattık. Piyasa değeri 7.5'a kadar düşmüş. Çok güzel. Yaş 29, 1.76 İspanyol. Çok güzel. İspanyollar genelde teknik oynarlar. Hani fiziğin güçlü olduğu liglerde çok fazla tutunamazlar. Ha tutunanlar da illa çıkar ama mesela Türkiye liginde hiçbir iş yapmayabilir. Kariyerine bakıyorsun. Valencia U19'a çıkıyor Mestalla'ya. Oradan tekrar Valencia'ya 6 milyon euro'ya transfer oluyor 2 sene sonra. Sanki Mestalla da Valencia'nın Valencia, Valencia mı artık. Oradan pardon Valencia ve Mestaya Mestaya'dan Malaga'ya geçiyor. Onu Valencia Mestaya. Yani A takımdan Malaga'ya 6 milyon euroya geçiyor 2 sene sonra. Oradan da yine 2 sene sonra hep 1 Temmuz'da transfer oluyor. Ya yani 1 Temmuz'u geçerse Isco Real uzatacak demek ki. Oradan 30 milyon euroya 2013'te Real Madrid'e gidiyor. Kariyerinde 90 milyon euroları gördüğü dönem oluyor ki çok da daha... Ee, geriye gitmeyin 31 Ekim 2018'den bahsediyoruz 26 yaşındayken 14 koli 342 dakika Ben size bir şey söyleyeyim İSKO'nun gelme ihtimali şu ana kadarki şu hani 5-10 tane isim saydık ya hepsinden daha yüksek Çünkü tam Fenerbahçe'ye gelmelik yaştan Hocam biz Mesut'u falan kadro dışı bıraktık gelmez ama bizim referansımız Roberto Carlos O yüzden olabilir. Ben İSKO konusunda kimseyi ümitlendirmek istemem. Kimseyi de kandırmak istemem. Hiçbir niyetimiz yok. Haberiniz olsun. Yani. Ama gelse güzel olur. Puki menajer aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerilmiş. Biz de kabul etmemişiz. Yok kabul etmemişiz demiyorlar. Önerildi diyorlar. Önerildiyse biz de kabul etmedik tamam mı? Hadi. Kabul etmedik lan. Önerildiyse kabul etmedik arkadaş ne var? Hep mi siz söyleyeceksiniz? Hadi ben de söyleyeyim. Önerildiyse de kabul etmedik. Luis Suarez gelir mi? Ben size bir şey söyleyeyim. Atletico Madrid yönetiminde tanıdığım var. Hem de önemli bir kademesinde. Yani eğer Luis Suarez Fenerbahçe'ye gelecek olsun ilk müjdesini bana verir. Çünkü ben çok beğeniyorum Luis Suarez'i biliyorsunuz. 2022 Haziran'da sözleşmesi bitiyor. Yaş 35 ama iş bitmemiş. Kariyerinde 81 milyon euroda, 90 milyon euro piyasa değerlerini görmüş. 81 milyon euro bon servisleri görmüş. Yani e, uçmuş, kaçmış. Sıçrama üstüne sıçrama 123,5 milyon euroluk bir gelir sağlamış kulüplerine. Ve bu sezon 37 maça çıkmış. 2000 dakikacık. Yani yaklaşık 23 maç diyelim. 11 gol 3 asist. Hem de 35 yaşında bize gelirse iş yapar. Gelir mi? Ben de size onu soru söylüyorum. Gelir mi? Bence gelmez. Çünkü gelecek olsa e, Atletico Madrid yönetimindeki Kankiştom herhalde ilk bana müjdesini verecektir. Tabi istediği yıllık ücret çok fazla. Gitmek istediği kulüplerden biz o parayı karşılayamayız. Beklemeyin. Valencia Valencia 90 artı 3'te penaltı kullanıyor Ekvador'dan. Penaltıyı kaçırıyor ancak Arjantin kalecisi Rulli'den seken topu ağlara gönderiyor ve skoru 1-1'e getiriyor 90 3'te. Valencia Ekvador formasıyla 70 maçta 35. golüne ulaşıyor. Arjantin'e de 6 maç sonra golünü atıyor. Müthiş. Şimdi Valencia'yla ilgili bir durum var. Sercan Hamzoğlu demiş ki Enner Valencia İsmail Kartal'dan özür dilemezse Kayseri'ye götürülmeyecek. İşte şimdi, şimdi arkadaş neden özür dileyecek? Özür dileyecek de yaptı. Ve bunları merak ediyorum. Hakikaten merak ediyorum. Ne yapacak? Şimdi kavgalardan, doktorlardan falan bahsediliyor ama en güncel, en doğru duyum şu sanırım. Valencia sakatlığını atlatıyor. Ve idmana çıkıyor. İsmail Kartal da geliyor bir bakıyor. Allah'ım tövbe estağfurullah. Kara bir şey var burada diyor. Ben bunu birine benzetiyorum ama kime benzetiyorum lan diyor. Bakıyor ki Valencia. Gel bakalım buraya. Gel bakalım Valencia. Memati sen mi öldürdün diyor. O da şaşırıyor tabii ne Memati'si ben bir şey öldürmedim falan diyor. Bana neden söylemedin diyor. O da doktora söyledim. Herkese bir söyleyeceğim veya diyor. Gapçı gazı diyor. O da diyor ya benim doğru konuş diyor falan. Sonra bunlar birbirine giriyorlar. O ona yumruk, o ona tekme. Orada bir tane hortum oluşuyor. Spide Gonzales falan. Tazmanya canavarı gibi. O, o sonra ayırıyorlar. Cengiz abi de bunu paylaşmış bu şekilde. Hani Valencia sakatlığının geçtiğini İsmail Kartal da söylemedi. Bana çıkıyor. O da hani bana niye söylemedin diyor. O da diyor ki ya kardeşim merkeze mi söyleyeceğiz dedi diye diyor. Bence bu daha mantıklı. Kadro çıkalması için. Özür dilemesin. Kayseri'ye getirilmeyecek demiş. Ayıp. Şimdi ben Kayseri'de bekleyen birisi olarak gelmemesini hoş karşılamam. Misafirperverim gelsin sucuk yedirelim. Ama tabii idman fotoğraflarına baktığınız zaman anlarsınız özür dilemiş mi dilememiş mi. Ben susuyorum. Bu arada Fenerbahçe'de sakatlığı olmamasına rağmen neden oynatılmadığıyla ilgili gelen soruyu da yanıtsız bırakmış. Onu da söyleyeyim. Milli takım demişken aklıma geldi. Serdar Dursun milli takımın tarihinin en iyi futbolcusu biliyor musunuz? Türk milli takımının. Hadi lan. Valla. Yani yanlışım yoksa benim hatırladığım bundan daha iyi bir performans yok. 75 dakika oynayıp 3 gol atan milli takımı başka bu kadar iyi başlangıç yapan futbolcu var mı? Yani yazalım internete. Türk milli takımının en iyi başlangıç yapan futbolcusu. Rüştü falan demiş. Hakan Şükür, Bülent Korkmaz diye saymış. Yani ilginç. Çıkmıyor ya. Gerçekten çıkmıyor ya. Bir de siz bakın bakalım. Bir de siz bulmaya çalışın. Çünkü niye? Ya toplamda 4 kez. 4 maçta forma giyiyor. 75 dakika. 75 dakikada 3 gol atıyor. Ve ortalama 25 dakikada bir gol atma başarısını gösteriyor Serdar Dursun. Bizim Fenerbahçe taraftar da beğenmiyor. Lan ne istiyorsunuz işte. 75 dakikalık futbolcu. 75 dakikada 3 gol atan başka futbolcu var mı ya? Allah Allah. Diego Rossi bu arada Rossi de ilk defa milli olmuş. Milli takımda oynayarak milli olmuş. O da hayırlı uğurlu olsun. Ha Valencia'yı unutmadan şunu söyleyeyim. Vallahi Valencia kendisine yapar ederse. Onun dışında bir şey söyleyemem. Ama durum bu. Yine sosyal medyada bir duyumcu kardeşten gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe Renault, Renato Sanchez için çok istekliymiş. Oyuncu için Lil kulübü 11 milyon euro istiyormuş. Şimdi aynı Renato Sanchez'den bahsettiğimizde bir, bir hem fikir olalım. 18 Ağustos 1997 doğumlu, 24 yaşında, 1.76 boyunda Portekiz nüfusuna kayıtlı. Portekiz milli takımında 32 maça çıkıp 3 gol atan, doğum yeri Lisbo Lisboa, olan Portekizli 30 milyon euro transfer market değerine sahip olan Lille takımının Fransa Lig 1'deki Lille takımının oyuncusundan bahsediyoruz. Aynı oyuncu sağ ayaklı aynı oyuncu kas yaralanması gerçekleşmiş geri dönüş bilinmiyor yazıyor. 20 milyon euroya 2019'da Bayern Münih'ten almışlar. Aynı oyuncu Bayern Münih'e de Benfica'dan 35 milyon euroya gitmiş 2016'dan. Sonra kiralamış 8,5 milyon euroya Swansea'ya yani İngiltere ligi de görmüş. Aynı oyuncunun 25 müsabakada 1 gol 5 asisti var. 1705 dakika. Yani yaklaşık 19 maçta süre almış. 1 gol 5 asisti var. Merkez orta saha ve e, hani merkez orta saha 10 numara ve sağ kanat oynayabiliyor. Şimdi Renato Sanchez bu. Bundan bahsediyor herhalde haber. Yani herhalde bundan bahsediyor haber. Ben bundan bahsettiğini düşünerek konuşuyorum. Yani Ali Koç Renato Sanchez'i çok istiyormuş. Lille kulübüyle görüşmüş. Onlar da 11 milyon euro istemiş. Ali Koç da takas artı bir miktar para teklif etmeyi düşünüyormuş. Kimi bilirsin? Lille kimi istiyorsun? Mesut Özil. Mesut bizim için çok değerli. Kaç istiyorsunuz? 10 artı Renato Sanchez. Ney? Renato Sanchez artı 2. Kafa kafaya değişelim demiş Lil. Bizimkiler de, de tamam demiş. Financial fair play konusunda olumlu bir sonuç çıkarsa Renato Sanchez için daha ısrarcı olacakmışız. Şimdi bu benim duyumum değil. İnşallah doğrudur. Yani Renato Sanchez inşallah Fenerbahçe'yedir. Bakın. Sosyal medyadaki arkadaşlar böyle diyor. 30 milyon euroluk bir futbolcu alıyormuşuz diyor. Allah kabul etsin dedim. Ramazan hürmetine. Çok güzel olur. Yani e, böyle epey su sayıp o sımsıcak oruçla geçen havanın da çok sıcak olduğu bir günde güzel böyle karlı bir e, suyla oruç açmak gibi bir şey olur. Renato Sancı imkansız bana kalırsa ama yani inanılmaz ya. inanılmaz. Hatta arkadaş diyor financial fair play e ayarlarsak hayırlı olsun diyor. Bir gariplik var ama. Bilemiyorum. Arkadaşlar süre farkında olmadan 25 dakikaya da geçmiş. Yani dolu dolu sizlere duyum verdim. İnşallah bu videoyu beğenirsiniz. Çünkü bu tip videolarda hani potporu yapıyorum. Sürekli duyum veriyorum bu tip videolarda. Duyum yağmuru yapıyorum. Bu tip videoları daha çok beğenirseniz canlı yayına gelip de birçok soru soran arkadaşlarım. abi soruların cevabı varmış deyip bu videolara daha çok yönelirler. Bu videolar daha çok izlenir kanalımıza katkıda bulunduğunuz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum lütfen bir beğeniyi çok görmeyin gerçekten bir beğeni çok görmeyin açar açmaz beğenseniz de olur sonra da beğensiniz de olur yayın biterken beğenseniz de olur beğen butonuna bastınız ama sizin hiçbir bilginiz bize gelmiyor merak etmeyin arkadaşlar hiçbir bilginiz hani tc numaranız falan önümüze düşüp bak bu beğen daha Ya dışı bir şey yapacağım bunun tc'sini kullan falan diye gelmiyor arkadaşlar rahat olun sadece mutlu oluyoruz yani yüzümüzde gülücük olur şu videoyu bin kişi beğense. Bakın bakalım ben size efsane nasıl yayın yapıyorum. Ama olmuyor işte. Neyse arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Hayırlı ramazanlar diliyorum. Görüşmek üzere inşallah.